Alaaddin Bey, Tamam. öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş Ben buldum. süreç Merhaba. içerisinde sizi tanımak istiyorum ve yaptığınız işi bize anlatmanızı istiyorum. Daha sonra tabii ki bu bağlamda çeşitli sorularımız ve bize sorulan sorular da var. Onları da soracağım size. Tamam. Gün biraz uzun olacak bizim için açıkçası. Sizden dinlemek Hadi istiyorum bakalım. artık. Görsel mağazacılık alanında kariyer hayatınızı sizden dinlemek istiyorum. Şimdi yüzümden de belli olduğu gibi belki bayağı uzun bir süreçtir bu sektörün içindeyim ben. Bu esasında beni üniversiteden tanıyan arkadaşlarım da çok iyi bilirler. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde okudum. Benim o dönemlerde başladı bu iş. Biz okul tabii devam ederken hep böyle bir bu süreçte de geçimimizi az da olsa hadi geçim olmasa bile hafta sonları çıkmak için gerekli parayı bulmak için tabii çalışıyorduk. Bunun yanı sıra tabii mesleğimizde de farklı boyutlarda bir bölüm görmek için yani bence de en güzeli bu zaten. Çalıştığın ya da okuduğun bölümle ilgili stajı hemen başlamak lazım bence. Bununla ilgili de birçok projem var. Siz de biliyorsunuz. Ya da sen diyebilir Doğru. miyim bilmiyorum da. Sen de biliyorsun. İstediğiniz gibi. Sıkıntı yok. Tamam. Okey. Ve onun ardından işte okul bitti. Ben yani bitti bitmedi de bitirmedi mesela aslında daha sonradan hallettim bu işi. Ben Avusturya'ya taşındım. Yani biraz bunalmış gibiydim. Ama çok ilginç. İnsanın hayatında böyle ilginç şeyler karşısına çıkıyor. Ben okuldan önce de Viyana aklımdaydı böyle ama yani oraya gideceğim, çalışacağım, orada yaşayacağım diye böyle bir şeyi hiç düşünmezdim. Ama işte kader bizi oraya yöneltti. Evet, orada yaşadım. Evet, vals da yapabiliyorum. Evet, boogie, cha-cha, foxtrot hepsini yapabiliyorum. Hepsinin kursunu, dersini aldım ve öğrendim oraya uymak için. Şöyle üniversite döneminde çeşitli şu anda da tanınan bazı markaların vitrin çalışmalarında yer aldım. Yani daha doğrusu kendim yaptım birkaç tane. Ama bunu bizim sektördeki birçok arkadaş yapmıştır da. Ama hiçbir zaman şunu söylemedim. Ben görselciyim. Şimdi bu böyle bir sektör o zamanların çalıştığımız dönemlerde böyle bir sektör çok fazla yoktu esasında. Yani hiç yoktu. Ama yine de manken vardı. Yine de bir vitrin olayı vardı. Biz değişik şeyler yapıyorduk. Söylediğim markalar da gerçekten bugün dünyaca yani Türkiye'de tanınmış markalar. Üst düzey. Yabancı menşeili markalar İzmir'de. Onun üzerine ben Avusturya'ya damat gittim. Orada ve orada ben tabii ki insan zorluyor. Ben kendim Almanya'da doğdum ama Almanca bilmiyorum. Ben dediğim gibi bu 22-23 yaşına kadar Türkiye'de büyüdüm. Ve oraya geldiğimde neler yapabiliriz? Esasında istediğim tiyatroydu. Ben sanatın içinde düşmüşüm orada. Her türlü yolu deniyorum. Buradan selam olsun. Hakan Yavaş benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Hakan Kurt çok sevdiğim bir fotoğraf sanatçısı arkadaşım. Kendileri de Viyana'daydılar. Biz burada Hakan Yavaş tiyatrocudur, oyuncu kendisi aynı zamanda aynı okuldan. Ama onun dışında yönetmenliğe daha çok ilgi duymuştur. Reji konusunda çok başarılıdır. Ödülleri olan bir arkadaşım yurt dışında. Onunla birlikte hatta Türk tiyatrosunu da kurduk ama bunlar tabii ki yaşamak için yetmiyordu. Ve ben ilk önce tekstil firmasında başladım. Gerçekten lojistik bölümünde böyle. Arkasından bu çok uzun sürmedi. 3-4 ay sonra ben H&M'e başladım. Çok hızlı oldu açıkçası. H&M'de 30 saat evvela çalıştırdılar beni. Ve Almanca şöyle söyleyeyim. Avusturyalıların Almancası farklı diyorlar ama şunu da söylemek istiyorum. Ben de bir Avusturyalı olarak Avusturya Almancasında diyalek de şey, yani dil bilgisi daha iyidir Alman'a göre. Tamam? Yani daha farklı ama daha iyidir. Burada ben tabii o diyalekle birlikte çok farklı diyalekler var. Yani İsviçre'sinden tutun işte en batısına kadar böyle doğusuna kadar çok değişik diller var orada da. Yani dil derken konuşma şekli. Onlara alışmaya çalışırken birdenbire kendimi bu heyecanlandı ama şöyle söyleyeyim o dönemler isim veriyorum ama burada
vermese miydik acaba marka ismi? Çalıştığım yerlerin Şöyle isimlerini tabii veriyorum ki ya. çok tabii, onunla ilgili herhangi bir problem yok. Herhangi bir problem yok. Sizin tarafınızdan eğer bir sorun Tamam. teşkil etmiyorsa benim açımdan Ya da hayır, sorun yok. ben bu esasında life bir CV gibi bir şey oluyor yani, hoş hoş bir şey. Ya burada şöyle söyleyeyim, bunu ben burada açık açık söylüyorum. Bazı arkadaşlar LinkedIn'den bazı konularda yaptığım ecenemle alakalı yaptığım yorumlarda Alaaddin Bey yanlışınız olmasın gibi bir yorum yapmıştı. Buradan selam olsun hanımefendiye. Ama yaşadıklarım gerçekten ecenemin ilk zamanlarıydı ve ben Viyana'da yaşarken o zamanlar daha 8-9 tane mağazası vardı. Düşünün, şimdi ben ayrıldığımda orada 83. mağazayı açmıştık. Zaten böyle sürümden de çok kazanıyor Ece'ne. Ve ben gerçekten bizzat personlarla tanışmış, onlarla oturmuş, muhabbet etmiş biriyim. Muhabbet etmek bir şey değil. Çünkü yaptıklarından dolayı beni tanımak istedikleri için benim için önem taşıyor. Gerçekten burada biz şunu söyleyebiliriz. Yani ben kendim açısından söylemiyorum. Ben yaptım demiyorum tabii ki hep her zaman. Ama ben Türkiye'de yaşayan Anadolu'daki bütün genç veya tüm iş sektöründe sevgiyle işini yapan insanların dünya çapında çok güzel şeyler yapabileceğine ve yaptıklarına da inanıyorum. Araştırmaya kalksanız o kadar güzel işlerin altına imza atmış Anadolu'lu Türkiye'li insan var ki hayal, böyle bir hayal bile edemezsiniz yani. Tasarım açısından zaten bence dünyada en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Çünkü bakın, tasarım dediğin zaman bazen de insan zorluklarda bazen çözüm bulduğu için belki de bundan dolayı iyi bir tasarımcıyız. Neyse, ben orada heyecanlandım. Evvela satışta başladım. Orada o zamanlar böyle görsel sunum bir şey yok. Dekorasyon diye bir departman var. Bunu anlatmak zorundayım. Yani şimdi çünkü gerçekten şey değildi ve oradaki en önemli şey kesik üçlü kalemle, grafiti, elinle bütün mağazadaki ürünlerin fiyatlarını yazabilmekti. Ve her mağaza o zamanlar kendi vitrini yapıyordu. Yani düşünün, o zaman 8 tane mağaza var. 8 tane ayrı vitrinden bahsediyorduk. Konu dekorasyonun başındaki insan ne istiyorsa o. Ben bir tane Christine'le çalıştım. Christine Güney Afrikalı bir hanımefendiydi. Bu gerçekten çılgın bir şeydi. Aa, şey derdi. Hiç yalnız değilsin derdi. Çok güzel bir slogan bence. Bunu herkes bilmeli yani. Yalnız değilsiniz. Bir şeyi her zaman hep ben yapacağım diye bir şey yok. Paylaşabilmeniz lazım. Bu çok Ekip önemli ruhu bir çok önemli. Evet. Yani çok önemli de, şimdi bizim sektörde de şöyle bir durum var. Bunu yaşadım. Gizel, yani Gizel diye bir eğitmenim oldu. Biz bu arada bir de eğitim görüyorsun bununla ilgili. Ben 5 sene eğitim gördüm bunun üzerine. Eğitmenim, bu kadın gerçekten böyle kafasını estiği zaman çekip gidiyordu mesela. Nereye gidiyordu ama? Çekip gidip Tayland'a gidiyordu. Orada yaşıyordu. Ondan sonra geliyordu 3 ay sonra falan. Öyle bir değişik. O da şunu derdi. Beni eleştirmelerine dayanamıyorum mesela. Şimdi çünkü çok göreceli bir iş bu. Tamam. Yani yaptığımız iş o kadar göreceli ki benim yaptığım senin hoşuna gidebilir ama eşimin hoşuna gitmeyebilir. O da bir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Bu çok çok, nasıl diyeyim, dengelerin en iyisini bulabilme sanatı esasında. Yani toplumu iyi çözümleme, o anki nasıl diyeyim, nabzı iyice ölçebilme ve ona göre de zaten biliyorsunuz her sene moda da bundan yola çıkarak gidiyor. Yani bu sene ne var? Savaşlar var. İşte hangi tonlara gidelim? Yani bu çok komplike bir iş. Ve Türkiye'de ben ilk geldiğimde 2014 senesinde tekrardan bu konuda gerçekten hala o zamanlar bile şu kelimeyi, görselci kelimesini ben yadırgıyorum. Yani şu anda gerçekten Mertel Piyasası olsun, efendim Eminönü olsun, Osman Bey ya da Türkiye'nin diğer şehirlerinde de beni az çok tanıyan insanlar var. Her türlü bu tekstil sektörünün bir ucundan girmiş arkadaşlar ya da çalışan arkadaşlarla ilgili ben şimdi hiçbirini yadırgamıyorum. Ama mesela Mertel'de dediğin zaman, isim de veriyorum, Mertel Piyasası'nda bir görselci dediğinle kalkıp bir
Nasıl diyeyim de Lafayette'teki görselci arasında büyük farklar oluyor. Yani kafadaki görüşten bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. ve ben geldiğimde bunun acısını çektim. Yani şöyle görselci nedir diye soruyorum her zaman mağazalara gittiğimde gördüğüm oradaki çalışan arkadaşlarımıza. Ve diyor işte gelir rafları yapar. Ne bileyim masaları yapar. Ondan sonra vitrindeki bebeklere giydirir. O da ilginç. Ya da mankenlere giydirir. Ve çıkar. Şimdi Yani bu ha, keşke biraz bizi de ekibimize basite alınıyor alabilseydik. sanki anladığım kadarıyla. Sizin Efendim? de bu söyleyişinizden biraz daha basite alınıyor sanki cümleler. Yani hani görsel düzenleme dediğimiz şeyi aslında altında yatan, onu bir yere getiren ve onun çok iyi konumlara gelmesini sağlayan insanların sanki böyle bir tık sizin de anlattığınızdan yola çıkıyorum sizin nezdinizde. Sanki bir tık böyle sanki altta kalmış gibi duruyor ama aslında bu işin mihenk taşı olduğunu görüyoruz hep birlikte. Sizin de zaten Hocam anlatımınız merhaba. buna yönelik. Çok özür dilerim. Hocam hoş geldiniz. Benim için çok önemli, çok değerli bir hocam aşağıda Hülya Nutku. Hocam ellerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Gurur duydum. Şimdi şöyle basit de algılanıyor derken açıkçası bu işin esasında bir kurumsal yapının işi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kurumsal olmayan, yani kurumsal olmak isteyen bir firmada olabilir ama kurumsal olmayan firmalarda bu sıkıntı. Tamam. Yani anne, baba, kardeş, teyze, amca, oğlu hepsi birlikte evet bu işi, yani büyük iş şirketler de, yani bizim bildiğimiz Türk büyük şirketleri, benim de çalıştığım firmalar da evet aile firmaları ama kurumsallarda yani bir tanesi var hele 3 harfli burada yani 3 harfli derken cimri değil. Yani şimdi o firmada ben takdir ediyorum adamlar güzel kurumsallaştırdılar olayı ve gerçekten çok güzel bir noktaya getirdiler ki görsel sunum ve marketing mesela görsel pazarlama diyeyim ben görsel pazarlama konusunda birim içerisinde eğitim var. Ve bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çok hoşuma gidiyor. Ben dediğim gibi burada bu eğitimi kendimiz kurduk. İlk ben geriye döneyim. Sorunun başına yeniden daldan dala atlıyormuş gibi oluyorum ama hep gözümde canlanıyor eski maziler. Ben işte o Avusturya'da yaşadığım dönemde orada dekoratörlerle birlikte çalışırken bir şeyi yapmaya başladım. Şimdi bakın Türkiye'de biz aman efendim paramız cebimizde olsun olmasın tekniğin en sonunu bizde olsun ama. Yani şimdi Porsche Evet. alıyor benzin yok gibi. Benzin alamıyorum ama Porsche'm var gibi ya. Orada o Evet, bu kadar dönemden katılıyorum. bahsedeceğim. Yani geri dönüyorum. Ya arkadaşım benim arkadaşım burada üniversitede işte böyle ben Avusturya'dayım. Hiç kimseye de cep telefonu yok daha ya. Hiç kimse de yok. Bizimkiler burada Ericsson var böyle. Tap 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 kapanıyor açılıyor falan böyle. O Ericsson'lar var. Yine marka söyledik ya neyse. Bu arkadaşlar bunlarla geziyorlar burada. Üniversite öğrencisi. Orada adamlar evlen iş sahibi herif değil. Telefon yok yani. Öyle bir şey yok. Yani ben de o zaman telefon olsa tabii fotoğraf çekeceğim. Telefon olsa da o dönem fotoğraf çekemiyorsun zaten. Bu hani tek seferlik kameralar vardı. Bu Evet. kameralarda çekiyorsun kartuş şeklinde. Ondan sonra kır 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 sarıyorsun geriye ve basıyorsun. Şimdi bir gün ben o zamanlar LOGG diyor buna. Log esasında. Onun da bir açılımı var. E-Cenem'de. Neyse. Onun ürünleri geliyor ve ben bu bölümde şef yardımcısıyım o zamanlar. Ve ürünlerle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Tamam böyle uğraşıyorum, uğraşıyorum, bir şey yapıyorum ama baktım ürünlerin birbirleriyle bir ilgisi var. Ve duvarlar yapmaya başladım ve kendi içerisinde departmanı segmentasyonlara ayırmaya başladım. Ayırdıkça şimdi bir tane kadın reyonundan arkadaşlar geldi. Bize de bir şeyler yapalım. Oraya gittik bir şey yapıyoruz. Ya dedi ondan sonra arkadaş mağaza müdürümüz geldi. Mağaza müdürü Alat dedi bu çok güzeldi. Bunu dedi o zamanlar da şey var. PDAT var. PDAT şöyle söyleyeyim. Amerika'da ecelimi açan country manager. Tamam mı? Onunla çocuk geldi. Sen ne yapıyorsun burada? Dedi. Yani Türkçe konuşuyor olsa böyle konuşuyor. Sen ne yapıyorsun burada? Dedi. Ben çalışıyorum burada. Yani bir şey yaptığınız yok.
Hoşuna gitti. Fotoğrafını çektim, tamam mı? Dedi sen ver bunu bana. Dedi bak dedi fikir var. İyi dedim nedir fikir? Dedi bunu dedi diğer mağazalarla da paylaşalım. Şimdi bak her şey standart. Her şeyin temeli standart. Bir şeyin temeli olmadığı sürece sen onun üzerine ev kuramıyorsun. Benim o anda daha da gençlik tabii. Dedim ki iyi güzel ama aynı duvar yapısı yok. Yani duvar yapıları farklı. Duvar dediğim dolap yapıları ya da ürünü göstereceğimiz yapılar. Bu sefer şu Layout ortaya da çıktı. farklı büyük bir ihtimal. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi şu ortaya çıktı. Dediler ki ya böyle bir karıştı ortalık. Sonra bana bir telefon yani bir merkezden telefon geldi. Şeyden. Stockholm'dan. Dediler ki ya bu kim? Kim? Ben kim? Ben bu. İyi tamam. Bir gel bir bizimle gelir misiniz falan. O sene de kızım doğdu. 1999'da oluyorlar. Ve benden Stockholm'a gitmemi istediler. Yani gel burada çalış. Ama ben yapamadım tabii gidemedim. Yalnız orada işte ilk guide dediğin şey yavaş yavaş oluştu. Böyle tek tek dosyalarla. Arkasından görsel sunuma geçmemi istediler dekorasyona. Ve burada bu işi benim bulunduğum bölgede yapmamı istediler. Açıkçası şu. Ben evet teknik bazı bilgiler aldım. Styling konusundaki çok bilgiler aldım. Ve nasıl giyilir, nasıl giyinilir efendim. Bunların formülleri bile var. Söyleyeyim size. Bazılarına göre. Belli bir noktadan sonra zaten bu tamamen bir görüş meselesi. Dediğim gibi relatif bir olay. Bu senin o mankene ya da yaptığın tasarıma bakan adamın giydiği elbiseden çok dinlediği müzik, bulunduğu çevre, yediği yemek, yetiştiği nasıl diyeyim ortamla alakalı. O yüzden görselci olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Hiç üzülmesinler ve hiçbir zaman onlara yapılan eleştirileri kişisel algılamasınlar. Sizin yurt Buyurun. dışındaki görsel ve perakende alanındaki tecrübelerinizi biliyoruz. Az önce hepsini konuştuk zaten. Evet. Bu durumdan dolayı sizce Biraz. Türkiye'de ve yurt dışındaki perakende ve görsel mağazacılık arasındaki temel fark nedir? Bunu biz nasıl görmeliyiz? Çünkü biz çok fazla yurt dışına çıkma şansımız olmuyor. Siz bunu orada çok fazla deneyimlediniz. Karşılaştırdığınız zaman bir görselci gözüyle de, görsel düzenleme gözüyle de baktığınız zaman bunun arasındaki temel fark olarak neyi görüyorsunuz? Ne doğru ne yanlış sizce? Evet, şimdi şöyle, bir kere şu konuda hiçbir zaman karşılaştıramayız. Yani burada bütün arkadaşlarım ben yani dinliyorlarsa veya dinleyecek olanları söylüyorum. Şunu bilsinler, yurt dışındaki görsele bakış açısıyla Türkiye'deki bakış açısı en kıdemli, en güzel kurumsal yapıda bile olabilecek bir durumda değil. Tamam? Yani şu anda gerçekten bu konuda çok büyük çalışmalara ihtiyacımız var. İkincisi buradaki arkadaşlarımız bunu nasıl görüyor o var. Yani ben bu mesleği yapmak istiyorum diyen arkadaşlar biraz sonraki soru olabilir belki ama bununla alakalı. Şimdi çizgisini tanıyorsan markanın bizim yaptığımız şey de o markanın çizgisinin devamını sağlamak. Daha iyi noktalara getirmek. Biraz önce söylediğin biri rock tişört yapıyor biri klasik tişört yapıyor. Ama ikisi yan yana olduğunu düşün. Hangisi daha çok kazanır? Görselcisi olan değil belki. Belki buradaki en büyük noktalardan bir tanesi bak satış bir, ikincisi visual merchandising. Yani ikinci o anlam, ikinci satıştan sonra gelen en önemli departmandır. Esasında görsel pazarlama. Görsel pazarlama dediğin işin içerisinde pazarlamayla birlikte çalıştım dediğinde bu İşte yapılacak olan aksiyonlar, işte müşteriyi çekmek için yaratılacak algılardan bahsediyoruz. Yurt dışında dediğim gibi eğitimi var bu işin. Eğitimi de ne biliyor musun? Bugüne kadar olmuş, yapılmış, gelmiş Selfridges'ten başla birçok tekniğin bir araya getirilerek bir noktada nasıl diyeyim sentezlenip onların İşte ana hatlarını vermekten başka bir şey değil. Bizim işimiz dediğim gibi göreceli bir iş. Çok önemli. Yani bizim işimiz şu anki yaşadığımız dönem. Yani bir insanın hani ben mesela 90'lar çocuğu oluyorum. Yani nasıl geçiyor? Sen doğduğun andan 20 sene sonra ya da ne bileyim sonrasını
hesaplıyorsun. O zaman 90'lar çocuğusun diyorsun. Gencisin. Yani genç olduğun döneme bakıyorsun. O yaşadığın dönemi iyice böyle bir özümsersen ve bunu güzelce yansıtabilirsen o dönem kazandırırsın. Kazanırsın da. Çünkü önemli olan da bu. İşte burada Avrupa'da yapılan da bu. Yapılan eğitimlerde bak dönemi anlatıyor sana. Ama hiçbir şekilde o kişinin özelinde kişisel olarak ona stylingini nasıl yapacağını gösteremez, öğretemez. Çünkü o adamı zorlayamazsın. Onun içerisindeki bizim işimiz zevk işi. Ve bizim işimizde yaptığımız işte zevk, kendi zevkimiz var ama biz kendi zevkimizi nasıl diyeyim olan insanları aramıyoruz. Biz o anda piyasada en çok hangi zevke hitap edebiliriz diye arıyoruz. O nedenle bunun ya da var olan diğer markalar, diğer konkurent nedir Türkçesi bilmiyorum. Yıldız, Mehmet yardım et. Şey, konkurent yani bizim nasıl derler ya? Hani karşı karşıya yarıştığımız insanlar. Ne diyor siz Rakiplerimiz mi? Türkler bilmiyorum. Efendim? Rakiplerimiz Yaşa, yaşa, yaşa. Rakipler Rakip, çok özür dilerim. Ne mi? diyor Türkler bilmiyorum. Yani demek istediğim şu, bu rakiplerle aramızdaki farkı satıştaki arkadaşlar da çok belirliyor. Bence bütün mağaza yani eğer retail'den bahsediyorsak, tekstille alakalı retail'den bahsediyorsak tabii ki birçok şey var. O satış noktasındaki arkadaşların hepsi bence birer görsel sunumcu esasında. Olmak zorundalar. Çünkü gelen müşteriye eğer sen stylingi nasıl yapabileceğini anlatamıyorsan zaten orada sen sadece bir ceket satarsın. Çünkü o sadece ceket istediği için. Ama bir Evet. zevkle adamı takip edip onu çabucak kazanabilirsen, görebilirsen, hissedebilirsen ben bunu 30 senedir takip ediyorum. İyi satıcıları takip ediyorum. Gençliğime geri gidiyorum. İzmir'de bir gittiğim sık sık alışveriş yaptığım belli bir yer vardı. Çok katlı mağazacılık. Orada bir tane Bircan vardı. Bircan diye bir çocuk. Ve ben ondan alışveriş yapardım. Ve gerçekten oraya bir tane ayakkabı almaya gittiğimde bir ceket, bir gömlek, bir ne bileyim pantolonla gelirdim. İşte burada önemli bir şey vardı. Bunları işte yurt dışında size vermeye çalışıyorlar ve değer veriyorlar. Burada şimdi bir şey başlıyorsun. Birinci fark. Yaptığın emeğe orada karşılığında gerçekten bir takdir var. Ama gerçekten de bir yorum da var. Yani şöyle adam her zaman şunu söylüyor. Lütfen kişisel algılama. Yaşadığım bu olayı anlatayım. Bir manken giydirdim. Bir mağazada çalışırken büyük bir marka. H&M'den sonra. Mağazada üst düzey yöneticiler geziyor. Geldiler dediler ki bana. Alaaddin dediler. Yani daha doğrusu Alaaddin Bey. H&M'de Alaaddin derler. Burada Alaaddin Bey. Şimdi buyurun dedim. Bu dedi siz mi yaptınız? Evet dedim. Şey dedi evet olmamış. Yani dedi bunu değiştirmemiz gerekebilir dedi. Neden dedim? Çünkü bakın dedi çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bir sıkıntımız yok mankenle. Yalana bak. Sıkıntın yoksa niye değiştiriyorsun diyorum ya. Ama şimdi orada o kadar Türk'üm ki yani Türkçe düşünüyorum ki böyle mi ya? Ben böyle, biz böyleyiz ya. Biz Anadolu'lular böyle düşünüyoruz. Yanlış anlamayın. Yani bunu da inkar etmeyelim lütfen. Biz böyle Evet. abi sen yani kafa öyle çalışmıyor. Ben bilmiyorum. Yani benim öyle çalışıyor. O zaman ben belki değilim. Hani şöyle eğer biz böyle değilsek. Dedim yani adam diyor ki bu mankeni değiştireceğiz. Çok güzel olmuş. Tabi amacı ne? Bunu satmak değil mi? Evet. Yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Ama kişisel algılama lütfen. Oğlum ben yaptım. Ben niye kişisel algılamayayım ya? Yani ben yaptım bunu. Güzel olmuş diyorsun. Çıkar diyorsun. Bana söyle sıkıntı nerede? En sonunda anlattı. Bak dedi kişisel algılama. Olay şu. Biz evet bir markayız ama senin yaptığın mesela ben Levi's'ım. Ay yine isim koyduk ya. Özür dilerim. Ya da atıyorum bir markayım. Önemli Ya değil. sen ama Önemli gittin şey değil. ya. Şimdi ben diyor ne bileyim bir spor markasıyım. Sen gitmişsin klasik giydirmişsin. Yani benim çizgim değil bu diyor. Anlatabiliyor muyum? Yaptığın kombin çok güzel. Ama başka bir marka için güzel olabilir. Çünkü benim o çalıştığım firma daha önceden çok yani çok katlı ve çok markalı bir mağaza. Okey dedim, anladım olayı. Ve hemen ondan sonra o gün benim için bu konularda düşünme tarzında değişikliği yarattı esasında. Yani gerçekten kişisel algılamamak lazım.
Ben eğer o gün yaptığımda kendimi memnunsam tamam, söylenen eleştirileri de kabul etmek zor değilim. Ederim. Bir de bazen şunu düşündüm hep olarak. O noktada sen en üstteki adam olduğunu düşün. Sen en üstteki adamsın. Artık sen bir şeyleri nasıl deyip insanlara kabul ettirmişsin seninle ilgili. Burada tavır önemli. Kesinlik önemli. Eğer kendine güveniyorsan, yaptığın işe de güveniyorsan kesin olarak söylemen. Ha, burası sarı olacak. Orada soru işaretleri olabilir insanların kafasında. Ama sorumluluk sendeyse bunu yapmak zorundasın. Bu konularda gerçekten çok destek oluyorlar. Onu söylemek istiyorum. Tabii zaten oradaki bazı eğitim koşulları farklı. Yani bu konularda eğitimin düzenlenmiş olması. Burada bunun böyle, evet, ivme var sağ olsun. Oğuzhan orada çırpınıyor. Yani Mine orada çırpınıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Şunu ama hiçbir zaman kabul edemem. Bak, bir daha söylüyorum. Size söylüyorum. Görselciler geziyorlar. Görselciler gidip erken eve geliyorlar. İki tane havlu katlıyorlar. İki tane tişört katlayıp gidiyorlar deyip ben de görselci olsam. Arkadaşlar, size sesleniyorum. Bu konuda böyle düşünüyorsanız ve böyle bir yerde yol almak istiyorsanız ben yanlış adamım. Kusura bakmayın. Peki o Anladın mı? zaman Yani ben size ikinci soruyu da sorayım. Hem bu konuyla bağlantılı olsun, hem de konunun üstüne bunu konuşalım istedim.